Strateji var mı? Bunlar tek tek yapılıyor. Kaç kiloluk kasa? Dalında böyle tek tek yapılıyor yani. Ezilse çürüme yapıyor. Alıcı kim, satıcı kim? Alıcı, satıcı benim, alıcı da arkadaşlar. Öyle mi? Evet. Kaça veriyorsunuz? 25. 5 kilo. Yani içimi direkt mahsul var burada. Dara fire düşüyorlar mı? Evet, kasasından dara düşüyor. Bu şeyde mahsulden mi? Mahsulden değil. %1 Ziridara ortak destek olsa, finans istiyorsun. Bir şey yapalım ya. Sayın Bari, boş geldin. Boş bir şey var Sayın Bari. En üretken köylerinden birisi, çok çalışkan köylerinden birisi, Tepeci köyündeyiz. Hakikaten bu bölge, Sivas'ımızın ne kadar geniş bir coğrafya ve bakir, üretken bir coğrafya olduğuna görebiliyoruz. Sivas'ımızın bir coğrafyasında bakıyorsun seracılık, bir coğrafyasına bakıyorsun şeker pancarı, patates üretimi, yem bitkileri, hububat ürünleri, bir coğrafyasına bakıyorsun meyve sebze. Bu da Sivas'ımız ne kadar geniş bir coğrafya ve ne kadar da bakir bir alanı olduğunun en güzel göstergelerinden birisi. Burası da hakikaten iklimsel özelliklerine, toprak yapısına baktığımızda Malatya bölgesi, Elazığ Malatya bölgesinde ılıman bir iklim ve meyvecilikte ve hasretine kayısıda iyi olan yerlerimizden birisi. Sadece bu köyümüzde 4000 dekar bir kayısı bahçeleri var. Toplamda gürünümüzde de 10 bin dekara yakın bir kayısı ve gittikçe artan da bir kayısı bahçelerimiz var. Ve bu bölgede de ürün deseni anlamında da katma değeri yüksek ve ekonomiye katkısı yüksek ve ev girdisi de, yani evi köylümüzün, çiftçimizin de cebine yüksek bir bütçe girmektedir. Bu minvalde ilçemizdeki arkadaşlarımızın bir araya gelerek de meyve bir üreticiler birliği kurmaları hakikaten iyi bir anlayış birlikteliği olmuş, güzel birliktelik olmuş. Biz de valilik olarak bunu destekleyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Biraz daha bunu kurumsallaştırarak bir birlikte ölçek ekonomisine uygun bir üretim modeli de gerçekleştireceğiz. Hem sulama sistemleri hem pazarlama teknikleri, ambalajlama, paketleme çalışmalarını bir bütün olarak değerlendirip buradaki çiftçilerimizin cebine daha fazla para girmesini hep birlikte sağlayacağız. Dediğim gibi Sivas'ımız her bir coğrafyası ürün desen anlamında farklılıkları en yüksek olan, farklı iklimsel özellikleri bünyesine büründüren nadir illerimizden birisi ve bu avantajımızı inşallah fırsata çevireceğiz. Kayısı üretiminde de Türkiye'de ilklerde, ilk 10 ilimizden birisi. Yani kayısı üretiminde Sivas dediğiniz zaman çok akla gelmeyebilir ama Gürün dediğimiz zaman, dendiği zaman da Gürün'de Sivas'ımızın ilçesi akla gelen illerimizden birisi, ilçelerimizden birisi. Ben çiftçilerimize bol bereketli kazançlar diliyorum. Tebrik ediyorum. Üretmeye devam edeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Var gücümüze devam edeceğiz. Bu coğrafyada ekilmedik alan, işlemedik toprak bırakmayacağız. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşürüz.